Hoş geldiniz İzmir'e Dair TV'nin değerli izleyicileri. Bugün yine değerli bir konukla beraberiz. Hocam kendisi Azamet Yazıcı. Tam 34-35 yıldır kendisi İzmir'de oldukça tanınan bir spor eğitmeni. Hoş geldiniz hocam. Çok teşekkür ederim. Sağ ol Bilge. Senin programa katılmak benim için keyif. Çok teşekkür ediyorum. İyisiniz. İyiyim. Gayet iyiyim. Çalışmalara devam. Durmuyorsunuz. Durmuyorum. Hala aktif. Hala eyvallah. Spor adına bir şeyler yapıyorum. Eyvallah. Umarım bir yerlere dolaşıyorumdur, bir yerlere dokunuyorumdur. Kesinlikle. Dolayısıyla devam. Spor. Sayın izleyicilerimiz, bugün Azamet Hoca'yı iki bölümde konuk almak isteyeceğim. Kendisini anlatmasını istiyorum. İki bölümde ondan çok faydalanmayı istiyorum. Bu anlamda sorularımız kendisine sporla yönelik olacak ama aynı zamanda spora dair her şey. Spora dair her şey derken yani. De böyle biraz da mahcup spor yapmayanlar için çok fazla yüz göz olmadan ciddiyetimi koruyarak. Hocam bize, ben tanıyorum sizin acizane ama İzmir'e Dair TV'nin izleyicileri de sizi tanımak ister. Şöyle kendinizden biraz bahseder misiniz? Tabii ki. Ben de izleyen tüm herkese kolay gelsin. Sağlıklı günler, sağlıklı yıllar diliyorum. Evet, yaklaşık 34 senedir İzmir'de kent yaşamını paylaşan insanlara spor yaptırıyorum. Üniversiteden, Burcu Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi Spor Bölümünden mezun olduktan sonra üniversiteden bir hocamın yanında başladım. Sonra onunla devraldım. Ondan buraya kadar da 34 senedir de İzmir'de bu çalışmaları sürdürüyorum. Spor adına çalışmalar yapıyoruz. Yaz, kış fark etmiyor. Hele de şu dönemlerde, pandemi döneminde stüdyoları kullanamazken online üzerinden yine aynı şekilde spor yapmaya devam ediyoruz. Onun dışında uzun süre Cimnastik Federasyonu'nda aerobik cimnastik hakemliği yaptım, uluslararası hakemlik yaptım. Sağ olsun o zamanlar şimdi kaybettiğimiz Atilla Örsel Başkan, hakem komitesi başkanlığına da atamıştı beni. Dolayısıyla uzun sürede hakemliğim var ama son 5-6 senedir hakemliği biraz daha bir tarafa bıraktık. Dolayısıyla şu an ağırlıklı olarak evet spora dair, yine sağlıklı yaşam üzerine dair çalışmalara devam ediyorum. Vallahi biz size yetişemiyoruz hocam. Bir kere zaten yeriniz, mekanınız biliyoruz. Hı-hı. Orada herkes oldukça hı-hı yoğun. Ama ben burada özellikle çok klasik sorular değil hocam. Birazcık da böyle ezber bozalım istedim. Tamam. Yani Evet. Çünkü spor neler yapalım şeklinde değil de ben sanki bugün buraya sizi konuk alırken sporu sevmenin bize faydasından öte bir yaşam biçimi haline gelmesini nasıl bizi canlandıracağı konusunda sizden tüyolar almak istiyorum. Yani çünkü siz sporu gerçekten hayatınızda bir yaşam biçimi olarak, eşinizde arkadaşım, ortaokul arkadaşım biliyorum. Karı koca olarak bunu gerçekten bir yaşam biçimini haline getirmişsin. Bize bu konuda böyle aydınlatıcı bilgilerle yardımcı olur musunuz? Elbette, tabii ki. Yani spor dediğiniz zaman çok geniş bir kavram. Yani bunun içerisinde performans sporları giriyor, bunun içerisinde doğa sporları giriyor. Okuldaki eğitimler giriyor, beden eğitimleri giriyor. Yani spor geniş bir alan. İnsanlığın ortaya çıktığından yani hareketle birlikte başlayan bir süreç. Dolayısıyla insanların ilk doğduğu anları düşünsenize. Yani doğum anına çıktığın anı bir tane şapalak yiyorsun. Doğru. Ve hareket başlıyor. Doğru. Yani dolayısıyla hareketten uzaklaştığın süre içerisinde sağlıksız yaşam başlıyor. Doğru. Spor da tam böyle bir noktada. Yani bir taraftan performans sporları var. Performans sporlarını belki sağlık boyutunda tartışabilirsiniz. Yani sakatlanmanın, bir takım etik değerlerin oluşmadığı bir ortam var. Ama bir tarafta da toplumların daha sağlıklı olması için yapılan, sağlıklı yaşam için yapılan spor, egzersizler var. Dolayısıyla benim alanım daha çok insanların sağlıklı yaşamaları için hareket üzerine oluşan bir noktada duruyorum. Evet, tabii ki yeri geldiği zaman performans sporları üzerine de konuşuruz. Onunla ilgili yapılan çalışmalar üzerine de konuşabiliriz. Ama sağlıklı toplumlar, sağlıklı bireylerden oluşurdan hareket edersek eğer, evet sonuçta bir ilkeyle vurgulamak istersek, sağlıklı olmak istiyorsam vücut hareket etmeli. Vücut eğilmeli, bükülmeli, kalkmalı. Bakın şimdi günlük yaşamda birçok şey otomatik hale dönüştü biliyorsunuz. Evet. Yani oturduğun yerden zappingliyorsun, oturduğun yerden bir şey yapıyorsun. Doğru. Yani dolayısıyla bir hareketsiz yaşam var.
bu hareketsiz yaşamın getirdiği sorunlar var. Fiziksel sorunlar da var, psikolojik sorunlar da var. Doğru. Yani hareket etmeyen bünye aslında çok gergin, çok sinirli falan bir hale dönüşebiliyor. Yeri geldiği zaman konuşuruz. Vücuttaki bazı kaslar var. O kaslar gergin olduğu zaman dolayısıyla bunun sinir sistemi üzerinde de çok önemli etkiler olduğu ortaya çıkıyor. O yüzden evet spor yapmalıyız. Ama sağlıklı yaşam için spor yapmalıyız. Bunu yaparken de doğru eğitim alan, doğru hareket eğitimi veren, doğru noktalarda bir şeylere yönlenmek zorundayız biliyorsun. Vallahi Zahmet Hocam, yani doğru kişilerle derken ben ameliyattan sonra size gelmiştim. İki ameliyat geçirdiğim halde 10 gün sonra sizden ilk egzersizlerimi almaya başladığımda hiçbir yan etki olmadan, ameliyatımı hiçbir şekilde etkilemeden ben o şimdi bile diyorum ki doğru insandan almış olmanın önemi ne kadar önemli. Şimdi bir de sizin spor eğitmenliğinizi bir şemsiye gibi düşünsek. Onun alt dalları var. Pilatesi var hocam sizde. Yogası var. Başka neler var gibi hocam, buna benzer çok şeyler, şeyler dönüşebiliyor biliyorsun. Dans işin içine giriyor falan gibi. Daha da dallandığınız zaman işte aerobikler giriyor falan. Yani evet dediğim gibi spor geniş bir kavramı kapsıyor. Dolayısıyla altlarda bunun işte dalları ve ayrılması şey var. Ama sağlıklı yaşam boyutunda da hele de şu aralar çok daha popüler hale dönüşen bir pilates yönü var biliyorsun. Hocam, değil mi? Katılıyorum ama biraz önceki söylediğiniz şeye dönmek istiyorum. Şimdi günümüzde spor hocası olmak ve bir taraftan da sanatçı olmak, şarkı söylemek çok kolaylaştı gibime geliyor. Belki diğer meslektekiler beni bağışlasınlar ama şu anlamda söylüyorum. İki tane hareket görünüp, iki tane eğitime katılan insanlar spor hocası olarak ortaya çıkıyor. Her meslekte değil mi? Dolayısıyla bu anlamda yani kimin ne yaptırdığı, kimin ne eğitim aldığı, kiminle ne eğitim alan kişilere nasıl çalışma yapacağını iyi bilmek lazım. Doğru. Hele de işin içine sağlık giriyorsa öyle. Senin çalışman, seninle yaptığımız çalışmalar ya da onun dışında İzmir'de çok değerli, çok elit düzeyde olan sporu sağlık boyutunda yaptığın arkadaşlarım var, dostlarım var. Onlar da var tabii ki. Dolayısıyla evet biz hareket etmeliyiz. Ama hareket ederken kendimize özgü, kendimize yönelik, sağlıklı yapacak hareketleri bulmak ve o sistemi devam ettirmek lazım. Bunun şeyine de beraberinde de pilates çok şey biliyorsun. Popüler. Bilge, popüler. Ama pilatesin şöyle bir tarafı var. Yani çok eskiye dayanan ta işte 1880'lerde Joseph Pilates'in ortaya çıkardığı bir şey. Buradaki şey şu. Pilates'in şu an sağlıklı bir yöntem olmasının gerekçesi çok kontrollü. Yani her şeyi kontrol ederek yapıyorsun. Nefes alışını, bakışını, duruşunu, kolunu kaldırışını. Dolayısıyla kontrollü bir çalışma şeyi sakatlanmayı azaltıyor. Ve dolayısıyla daha etkili bir hale getiriyor. O yüzden de şimdi evet herkesin çok daha tercih ettiği şey pilates. Ama evet pilates doğru yapılmalı. Bir ara şöyle bir şey olmuştu. Bir saat bir pilates seansı yaptım. Matta pilates seansı yaptım. En sonunda seansın sonunda bir üye bana şey demiş. Hocam biz pilates ne zaman yapacağız dedi. Nasıl dedim yani şimdiye kadar pilates yap ama hiç topla yapmadık dedi. Bazılarının televizyon programlarında topu kullanması, şimdi isim vermeye gerek yok. Topla yapınca herkes sandı ki pilates topla yapılan bir şey. Oysa Joseph Pilates mesela hiç top kullanmamış bütün şeylerde. Dolayısıyla pilates bir seri hareketler bütünüyle yapılan bir antrenman biçimi olduğu için, birbirini takip eden hareketler olduğu için ve kontrollü yapıldığı için, nefesle gerek fizyolojik gerek psikolojik yönüyle çalışma yapıldığı için, evet şu an en doğru yapılan antrenman yöntemi o. Diğerleri üzerinde de konuşulabilir. Ama burada genel çıkartacağımız şey nedir? Hareket etmeliyiz. Hareket etmeliyiz. Hareket etmeliyiz ama hocam burada bir iki dinamiği de gözden kaçırmayalım. Ben de sizinle çalışırken ve sizinle çalışan öğrencileriniz de duymuşken şöyle bir bilgi olarak dediniz ki bir hareketler bütünü. Hareketler bütünü ama sizin bu hareketler bütününde yaptığınız çok ciddi, biz öğrencilerin hiç kaçamayacağı çok derin bir disiplininiz var. Yani şu anda çok tatlı bir hoca görünümündesiniz ama ya öyle değil misin demek ki? Pilates alanında çalıştırırken gerçekten hiç taviz vermeyen devam diye hiç unutmuyorum kulaklarımda hala. Dolayısıyla bu disiplini
sağlamış olmanız bana göre sizin hala 24 yıldır çalıştığınız öğrencileriniz evet. var. Buraya gelmek istiyordum bunu söylerken. Yani sürdürülebilir bir öğretmen-öğrenci ilişkisinde özellikle sizin disiplininiz ve örneğin bende de ben Azamet Hocam'la tekrar spora başlarsam başlamaktan öte bu sürdürebilirliği... Canını çıkartırım yani. Tabii canımı çıkartacak. Ben de bu sürdürebilirliği ne kadar götürebilirimin cesaretini gösterirsem geliyor. İşte bu anlamda spora ciddiyet kazandırıyorsunuz gibime geliyor. Buyurun hocam. Sağ olasın. Sağ olasın. Çok şeyler aldım kendime. Bilgi aslında bütün işler öyle yani disiplinli, düzenli yaparsan eğer istikrara getiriyor. İstikrar da ismi getiriyor. İşte doğru. takım şeyleri getiriyor. Dolayısıyla sporu böyle lay lay lom olsun diye yaparsan bir sonuca ulaşamıyorsun. Bu anlamda İzmir'de kent yaşamını paylaşanların çok ciddi bir şeyi var. Yani olaya ciddiyetle yaklaşımları var. Çünkü çok daha önceleri yani ben bu işlere başlarken falan genelde böyle Mart-Nisan ayında çok yoğunlaşırdı stüdyolar. Mayıs'ın 19'u dedim mi azalırdı. Yaz çünkü mayo yaz geliyordu. Mayo'yu giyecek, bikiniye giyecek. Ama şu belki hani 20 seneye yakın diye bir süreç söyleyeceğim. Dolayısıyla insanlar artık şu bilince vardılar. Yani İzmir'deki kent yaşamını paylaşan en azından benim dokunduğum insanlar için söyleyeyim. Bu işin sağlıklı yaşam üzerine yapılması gerektiğine inandılar. Ve belki de biraz benim de buna katkım vardır. O disiplini sağlama, o düzenliği sağlama açısından. Dolayısıyla evet spor bireysel anlamda da yapılırsa, disiplinli yapılırsa, doğru yönlendirmeler yapılırsa insanlara da doğru şeyler vermiş olacaksın. Ve de sevilebilir evet, hale gelir. Ve süreklilik hale getiriyor. Doğrudur. Ben şu an 25-28 seneye yakındır benimle beraber spor yapan insanlar var ve hala sürdürüyorum. Bu gerçekten onları da çok böyle takdiri aldığım bir şeydir. Çünkü bunu böyle sürdürmek bir bilinç işidir aynı zamanda. Kendi üzerine bir takım şeyleri içselleştirmektir. Yani bunu niçin yapıyorum? Yaptığını, faydalarını gördüğü için de zaten böyle yapması gerektiğini düşünüyor. O yüzden evet sen yine salona girirsen ben yine senin canını çıkaracağım. Sevgili izleyiciler, Azamet Hocam'ı yakalamışken önümüzdeki hafta da tekrar konuk alacağım. Bu sohbet devam edecek, merak etmeyin. Şimdilik yayın sınırımızın süresi açısından durduruyorum ama tamam. ikinci bölümle devam edeceğiz. Elbette. Görüşmek üzere İzmir'e dair TV'nin değerli izleyicileri Azamet Hoca'yla devam edeceğiz. Bizi takipte kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.